Ekranlarından tekrar merhaba sevgili izleyenler. Gündem Özel programı ile karşınızdayız. Öne çıkan gelişmeleri uzman konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Avukat Turgut Kazan, hoş geldiniz Sayın Hoş Kazan bulduk. yayınımıza. Güven Gürkan Özkan, siyaset bilimci, hoş geldiniz Hoş Sayın bulduk. Özkan. Ve Skype hattımızda da Nesrin Nas var. Sayın Nas, hoş geldiniz siz de yayınımıza. Hoş bulduk Fatma Hanım, hoş bulduk. Şimdi stüdyodaki bize konukları de da tabii. sevgiyle selamlıyorum. Selamlar. Teşekkür Sağ ediyoruz. olun, Çok çok sağ sağ olun. olun. Şimdi günün sıcak hemen gelişmesiyle başlamak istiyorum. Sayın Kazan, sizden hemen başlamak istiyorum. Gergerlioğlu dün akşam saatlerinde gözaltına alındı ve sonrasında hastane süreci devam etti. Ve şimdi de hastaneden, arka kapıdan kaçırıldı, çıkarıldığı bilgisini aldık HDP'li vekillerden. Nasıl işliyor bu süreç ve bundan sonraki süreçte neler bizi bekliyor? Valla şimdi aslına bakarsanız Gergerlioğlu sürecini Sayın Şentop başlatmıştır. Asıl süreç o başlatılan bölümdür. Çünkü sonuçta bir milletvekilinin işte kesinleşmiş bir hükmü genel kurul bilgisine sunarak milletvekilliğinden düşürülmesi olayıyla başlamıştır. Bu olay çok önemlidir. Sıradan bir olay olarak görülemez. Bir milletvekili bireysel başvuruyu kabul etmişiz 2010 yılında ve siz anlı şanlı övünerek anlatıyorsunuz bunu biz kabul ettik diye. Şimdi tamam 2010 referandumunda kabul ettiniz de bir milletvekili o yola başvurmuş. Bunu bir de Berberoğlu olayında yaşadınız. Evet. Şimdi yeniden niye burada meclis başkanı inanılmaz biçimde hukuka aykırı davranmıştır. Yani bunu biraz açayım isterseniz. Lütfen, evet. Üstelik de bizim anayasal sistemimizde yani 29, 20, tabii 21 anayasasını bir anayasa olarak görmüyorum. O bir kurtuluş savaşını yürüten meclisin çalışma biçimini düzenleyen bir düzenlemedir. 24 anayasasında da 61 anayasasında da işte kesinleşmiş hükmün okunmasıyla, bilgiye sunulmasıyla milletvekilliği düşer kuralı yoktur. Hani Kenan Evren Anayasası'ndan kurtulmak istiyorlar ya, Kenan Evren koymuştur. Ne için koymuştur? Bir, ya etnik nedenlere dayalı ya da temellere dayalı siyasal harekete karşı kullanmak ya da işte soldaki sosyalist partilere karşı kullanmak için nasıl olsa onları kurabilecek olan, onlarda çalışabilecek olan herkes için biz zaten soruşturma açıyoruz. Dolayısıyla soruşturma önceden açıldığı için milletvekili seçilince o milletvekilliğini düşürürüz diye. Yani Kenan Evren Anayasası'nın biz her tarafını değiştirdik. Bir tek bu taraf, örneğin buna dokunulmadı. Yoksa Kenan Evren Anayasası genel hatlarıyla kalmamıştır. Bizim anayasamız 2001'lerden başlayan yaklaşık 18 değişiklikle temel haklar bakımından batıda ne hangi hak nasıl yazılıyorsa, yazılabiliyorsa ondan daha iyi de yazılmıştır. O yüzden neyi değiştiriyorsunuz ha? İşte Kenan Evren düzenlemesine dayanarak ne? Önce Berberoğlu'ndan başladı. Ama Berberoğlu olayında gördünüz ki bireysel başvuru kabul edildi. Siz tanımadınız, sizin yargıçlarınız tanımadı. Çünkü o sizin yargıçlarınız genellikle zaten yargı yeri olmaktan çıkmıştı. Hepsi tek adam rejiminin bir uzantısı haline gelmişti. O yüzden uygulamıyorum dedi. İtiraz edildi, öbürü de benzer karar verdi. Fakat Anayasa Mahkemesi bir kez daha karar verince uygulamak zorunda kalındı. Hiç değilse buradan ders çıkarın. Gergerlioğlu olayında üstelik de o meclis başkanının önünde uzman raporları var. Şimdi kamuoyu bilmiyor diye ondan sonra işte o bir çeşit o hiç konuşulmuyor. O yüzden kamuoyu bilsin. Binali Yıldırım meclis başkanı iken tamam, okutmayacağım, yani bilgiye sunmayacağım dedi. Ama bana yardımcı olun dedi. Elimde malzeme olsun dedi. Dayanacağım bir şey olsun dedi. Onun üzerine
anayasa hukuku uzmanlarından raporlar alındı. Dosyalandı. Meclis başkanının dosyasının üstünde duruyor, masasının üstünde duruyor. Binali Yıldırım istifa edince Şentop'un önündeydi. O da tuttu. O da bilgiye sunmadı. Çünkü doğru bir yaklaşım. Siz evet Kenan Evren düzenlemesinde o var ama sonra bireysel başvuru yolunu kabul ettiniz. Bireysel başvuru sonradan kabul edilen bir yani hak arama yolu olduğuna göre bir milletvekili de milletin seçtiği milletvekilliğinin düşürülmesinin söz konusu olacağı bir olayda bu yola başvurmuş bir milletvekilini beklemeniz gerekir diye uzman raporları verildi. Beklenmesi gerekir. Çünkü siz bu yolu 2010'da açmışsınız ve milletvekili de bu yolu kullandığını söylüyor. Kullanmış. Sonuç itibariyle. Şimdi sonra ne oldu? Bu Millet İttifakı'nı nasıl böleriz, tartışmalarız arayışı sırasında? Bir gün başkan Beştepe'ye çağrıldı. 1,5 yıl bekletilen Berberoğlu kararı ile iki HDP'linin yeni kararı okunsun denildi. Ya bilgiye sunulsun denildi. 1,5 yıl bekletilmiş Enis Berberoğlu kararı da iki HDP'li ile yan yana okutulursa işte ittifak falan sorunları işte doğar diye. İşte bu yol izlendi. Gergerlioğlu da benzer bir biçimde. Yani bir çeşit HDP üzerindeki baskıyı işte artırmak için şak diye biz işte okuruz. Kesinleşmiş karar bilgiye sunulur diyor. İyi de ya 2010'da bir yol kabul ettin. O yolu beklemek zorundasın. O nedenle Gergerlioğlu'nun milletvekilliği siyasal bir yaklaşımla düşürülmüştür. Kesinlikle bireysel başvuru kabul edildikten sonra, bireysel başvuru da ondan sonra işte yapıldıktan sonra benzer bir ol. Üstelik de yani kararın kendisinde yaklaşık 16 sayfa tartışma var. Yani onama kararı denilen onama kararının kendisinde ya bu faaliyet değil. Önceden başlatılan soruşturma faaliyetle ilgili olacak, eylemle ilgili olacak. Bu işte Gergerlioğlu ne yapmış? İşte bir tweet'i işte oraya koymuş. Şimdi bu bir ifade özgürlüğü kapsamında düşünülmesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla önceden başlatılmış soruşturma dokunulmazlığı kaldırmaz. Çünkü faaliyet değil, eylem, terör eylemi diyor. Terör eylemi değildir. Bir de o tartışma var. Yani iki tane tartışma var. Ama ikisini de işte ittifak konusunda bir baskı ve çözüm arayışı nedeniyle uygulanmış bir karardır. Ben orası çok daha önemlidir diyorum. Ondan sonrası işte o kadar yani milletvekili düşürüldükten sonra ne yazık ki bütün bunlar da işte süregelen bir süreç olacak yani beklenen tamamlanacaktı, şey. Tamamlayacaklardı. O bölümde işte bütün topluma korku salma bölümüdür. Evet. Peki bundan sonraki süreci de yine konuşmaya devam edeceğiz Sayın Kazan. Sayın Nesrin Nas'a dönmek istiyorum ben. Sayın Nas, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gergerlioğlu dün akşam saatlerinde gözaltına alındı ve o görüntüleri de siz de elbette görmüşsünüzdür. Nasıl bir süreç işlediğini, polisin eve nasıl giriş yaptığını. O görüntüleri de biz de ekranlara getiriyoruz hatta şu an. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci Sayın Nas? Açıkçası üzgünüm. Ülkem için üzgünüm. Sayın Turgut Kazan anayasa tarafını, işin hukuk tarafını izah etti, açıkladı. Aslında bizim bütün yanlışımız şu. Türkiye'de biz halen işleyen bir devletin, hatta bir hukuk devletinin, bir hukuk sisteminin olduğu varsayımından hareket ediyoruz. Oysa yok böyle bir şey artık, kalmadı. Bu kalmadığı için zaten kurulmakta olan yeni rejim, kuracağı bu yeni rejimi ve ona bağlı olarak o sistemi oturtmak için her şeyi hukukun dışına çıkararak, taşıyarak ve hukuku yok sayarak o kişisel rejimi tahkim etme, onu kurma çabası bütün bunları
doğuruyor, bu sonuçları doğuruyor. Burada Gergerlioğlu özel olarak seçilmiş biridir. Çünkü Gergerlioğlu'nun faaliyeti ya da Gergerlioğlu'nun milletvekili olarak gündeme getirdiği konular tam da o kurmak istedikleri rejimin arka planını ortaya çıkaran, o örtüyü kaldıran, o örtünün altında nasıl işlerin döndüğünü ve nasıl bir rejim kurulmakta olduğunu gösteren şeylerdir. O nedenle Gergerlioğlu bir anlamda devlet düşmanı ilan edilmiştir. Ve devlet düşmanı ilan edildiği için Gergerlioğlu'nun herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Yani o tweet olmasaydı başka bir nedenle bu bahaneyi bulacaklar ve Gergerlioğlu'nu içeri alacaklardı. Aynı zamanda şunu da söylüyorlar Gergerlioğlu'na yaptıkları bu muameleyle. Hak savunuculuğuna falan kalkışmayın. Bizim yanımızda durmayanlara ancak bu yapılır. Eğer bizim yanımızda durursanız, bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımız karşısında itiraz etmez, sesinizi çıkarmazsanız işte bu ödüllendirilirsiniz. Aksi halde hukuk adına hukuku bahane ederek bir onun sopasını yersiniz. Evet. Tam da bunu yapıyorlar. Ama aynı zamanda başka bir mesaj da veriyorlar. Sadece seçme ve seçilme hakkını gasp etmiyorlar. Toplumun bundan sonra önüne sandık konduğunda yani benim oyumun bir değeri yok. Çünkü benim seçtiğim milletvekilini bir tweetinden dolayı düşürüyor, evinden sürükleyerek gözaltına alıyor ya da işte daha önce yapıldığı gibi kayyum atıyor ya da işte 2-3 gün önce olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet tarafından reddedilen bir kararı yok sayıyor iş düzeye aykırı olarak. Yani aslında şunu söylüyor, diyor ki yepyeni bir rejim var, bu rejimde her şey benim istediğim gibi ve benim çizdiğim gibi olacak. Bunun dışına çıktığınız anda ben bu kararları yok sayarım, bu itirazları yerinde sustururum. Aslında bütün olayları birbirine bağlı olarak değerlendirmek lazım. Ve burada yaptığı şey şu, hem seçmeni bir şekilde sandıktan uzak tutma hamlesi. Çünkü kendi oylarını artıramayacağını bildiği için muhalefete oy verecek olan seçmeni umutsuzluğa ve hiçbir şekilde değişmez ki, düzelmez ki, oy versem neye yarayacak umutsuzluğuna şey yapmak istiyor, boğmak istiyor. Onun ötesinde kendisi mevcut problemlerin üzerinden üstesinden gelemediği için hem ekonomi hem dış politika, ikisine de dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü ekonomide ciddi bir problemle artık yüz yüzeyiz. Yani evet, hem yüksek faiz, hem yüksek enflasyon, hem yüksek kur dönemine girdik. Yani tepe taklak artık gidiyoruz. Hiçbir önlemin dikiş tutmayacağı bir dönemdeyiz. Dış politikaya baktığınız zaman çok konuşulmuyor son zamanlarda, dikkat edersiniz. Ama gelinen yerde dışarıda her türlü ödünü vermeye hazır bir iktidar var. Bütün şeyinin aksine artık dışarıda İslamcılık yapmayı falan bıraktı. İçeride İslamcı, dışarıda da her türlü ödünü vermeye hazır bir iktidar. Bütün bunların konuşulmasını önleyebilmek için siyasetin zeminini bütünüyle ortadan kaldırmak zorunda. Bu zemini nasıl ortadan kaldıracak? Bu zemini böyle ortadan kaldıracak. Bu zemini işte bu şekilde yok edecek. Anayasa Mahkemesi ile ilgili de kısa bir şey söylemek isterim. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ni aslında bu konuyu değerlendireceğiz Sayın Nas. Alacağım yine görüşlerinizi ama burada Güven Gürkan Özsan'a da dönmek istiyorum. Çünkü Gergerlioğlu konusunda bu şekilde bir toparlamak istiyoruz aynı zamanda. Şimdi haberin RT yapılmasından sonra gelen bir süreç var ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklenmeden MHP'nin de yaptığı bir çağrı var ve sonrasında da süregelen milletvekilliği düşürülmesi olayları ve şimdi de gözaltı süreci başladı. Bunu nasıl görmek gerekiyor? MHP'nin bu tweetlerinden sonra süregelen bu süreci nasıl okumak gerekiyor? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bu koalisyonun, mevcut saray koalisyonu, saray rejimi koalisyonu içerisinde
aslında sürekli kendi gücünü ortağına kanıtlamaya çalışan, dolaylı olarak da tüm toplum üzerinde sahip olduğu oy kitlesinin ötesinde bir gücü olduğunu göstermeye çalışan bir performans sergiliyor. Şimdi bu performans neden bu kadar hiddetli bir hal aldı sorusunun cevabını da aslında MHP'nin kendi kemik oy tabanına geri dönmesi. Hatta o tabanın içerisinde 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren daha kentli olmuş bir seçmenin İyi Parti tabanı haline gelmesi. Ve aynı zamanda da bir kendi başına bir iddiasının, MHP'nin kendi başına bir iddiasının kalmamış olması. Şimdi çok hazin bir durum var. Bir yandan MHP kendi örgütlerine ve seçmenine diyor ki biz iktidarız. Her istediğimizi yaptırıyoruz. Ama bir taraftan da bu partinin oy olarak büyümesine ya da daha fazla saygı görmesine olanak sağlamıyor. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi, Gergerlioğlu ve bütün bu süreçlerde MHP'nin bir sona giden yolu başlatan aktör olduğunu görüyoruz. Buradan şu sonuç çıkmamalı ama. Yani MHP bunu yapıyor ve karşı tarafa bir şantajla, ortağına şantajla bütün bunları gerçekleştiriyor değil. Aslında yönetme mantığı açısından bir ortaklık kurulmuş vaziyette. Yani bu ortaklık ne anlama geliyor? Bir meclis iradesini yok saymak anlamına geliyor. Yargının denetiminden uzaklaşmak anlamına geliyor. Ama bundan daha ağırı bence bizim yurttaşlık kavramımızın artık bildiğimiz anayasal yurttaşlık kavramının tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor. Belki bunun üzerine yani Nesrin Hanım'ın da söylediği, Turgut Hoca'nın da söylediği bütün bunların üzerinden şunu net bir biçimde ortaya koyabiliriz. Türkiye yaklaşık 5 yıldır. Hiç kimsenin anayasal haklarını, bu benim anayasal hakkım diyerek bir güvence görerek siyasal alana katılamadığı, kendi özel alanında da kendisini güvencede hissedemediği bir ülke konumuna gelmiş durumda. Yurttaşlık, yurttaşlığın size tanıdığı haklardan ve özgürlüklerden mahrum kaldığınızda o mahrumiyette eşitleniyorsunuz. Yani Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, kayyum rektör protestosundaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin sabaha karşı evinin basılmasıyla Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma biçimi arasında çok yakın bir ilişki var. Hepsi bizim anayasal haklarımızın yurttaşlıktan kaynaklanan siyasal ve hukuki varlığımıza el konulması demek. Bence burada yani kazanılması gereken şey... konuşuruz. Yani kurumlar tabii ki kurumlar üzerinden bir yeniden canlanma falan ama önce anayasal yurttaşlığımızı geri kazanmak üzerine bir ortaklıkta anlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin eylemlerine de değindiniz. Son yaşanan olayları da yine Halk TV ekranlarından biz de paylaştık. Boğaziçi protestolarında dün akşam saati itibariyle de gözaltından bırakıldı öğrenciler. Bunu nasıl okumak gerekiyor Sayın Kazan? Yani o fotoğraf var. Öğrencinin boğazına diz çökülmüş bir şekilde gözaltına alınan bir fotoğrafı var. O fotoğraf aslında geleceğin gençlerinin ne hale geldiğinin durumu da diyebilir miyiz? Şimdi bakın tabii o hale getirdiler ki bizi siz özetlerken işte hepsi serbest bırakıldı diyorsunuz. Oysa bizim anayasamız Fransa'da, Almanya'da ne kadar iyi yazılmışsa en az o kadar iyi yazılmıştır. Gösteri ve yürüyüş yapmak en temel haklardan biridir. Çünkü ifade özgürlüğü denilen ifade özgürlüğü temel bir haktır. Demokrasinin bel kemiğidir. Ama ifade özgürlüğü tek tek kişilerin özgürlüğüdür. Bu yetmez. Asıl demokrasinin bel kemiği topluca benzer ifadeleri paylaşan insanların gösteri yapabilmesidir, yürüyüş yapabilmesidir. Taksim dahil, Taksim'le ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var, yasaklayamazsınız diye. Şimdi Taksim dahil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en parlak gösteri hakkı, toplantı ve gösteri hakkı kararları Türkiye hakkında verilmiş ihlal kararlarıdır. Ayrıntıya girmiyorum. Hatta Türkiye bu nedenle sıkı takip altındadır Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde gösteri ve yürüyüş hakkı bakımından.
Ya şimdi İstiklal Caddesi'nin her bir noktasında ve işte Kadıköy'de her bir noktada polisler bekler. Şimdi güvenlik birimleri toplumun huzuru içindir, güvenliği içindir. Yani malının, canının güvenliği içindir. Ama Türkiye'de güvenlik birimleri bir, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, işte önde gelen insanların korunma ordusudur ve gösteri, toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklama ordusudur. Yani hırsızlıkla ya da işte darpla, saldırıyla, işte Halk TV'nin önündeki saldırıyla falan ilgili değildir. Kim ki mesela görüşünü, işte rektörü istemiyor. Ya rektörü bu rektörü istemiyoruz. Bu şekilde ya bir cumhurbaşkanı sabaha karşı hukuk fakültesiyle iletişim fakültesi nasıl kurabilir? Bu mümkün müdür? Dünyanın neresinde mümkün olabilir? Türkiye'de kaç tane hukuk fakültesi var? Hukuk fakültesini bitirenlerin durumu nedir? Diğer fakülteleri bitirenlerin durumu nedir? Niçin en çok üniversite mezunları işsizdir? E şimdi bunu protesto edeceksin. Bunu protesto etmek en doğal, en doğal. Ama biz ne diyoruz? Şimdi o dediğiniz, bak bugün Sabahattin Ali'nin ölüm yıl dönümüdür. Nasıl ki bir tarihlerde bu çok parlak bir insandır. Yazıyor, çiziyor. Yazdıkları okunacak. Sorguluyor. Bunu önlemek gerekir diye önce hapsedip sonra inanılmaz bir biçimde yok etmeyi planlamışlar ve vahşice öldürmüşler, üstünü kapatmışlarsa o polisin gözünde, o boğaza sarılan polisin gözünde aynı yaklaşımı gördüm. Ya bu parlak bir öğrenci sorguluyor, soruyor, eleştiriyor. Susturmamız gerekir derken boğmaya kadar vardır. Yani o hınçla susturmaya çalışırken adeta boğacak gibi tutuyor. Bu korkunç bir fotoğraf ve Türkiye'nin fotoğrafıdır. En temel haklar. Bir de ne yaptık yeni? İnsan hakları eylem planı açıkladık. İşte insan hakları eylem planı Kadıköy'deki o fotoğraftır. O nedenle yani tabii resimlerse aynen katılıyorum. Türkiye'de hukukun zerresi kalmamıştır. Çünkü yargının güvence olmadığı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hatta kalitesinin bulunmadığı. Yani şu anda 22, yani bizim 12 bin civarında yargıç ve savcımız vardı. Hı hı. Türkiye'nin çok temel bir sorunudur bu. Yani kamuoyunu da bilsin diye anlatıyorum. FETÖ olayı, 15 Temmuz darbe girişimi olayından sonra işte 4500 civarında, belki 5000'e yakın FETÖ'cü tasfiye edildi. Dolayısıyla 7000 gibi, 500 gibi kaldı. Şimdi 22500 falan. Bu yani inanılmaz bir sayı alındı. Bunların çoğunun stajı yok, çoğunun kalitesi yok, çoğunun yani yargıçlık niteliği yok. Yani yazdıkları ara kararlarını görseniz tüyleriniz diken diken olur. Bunların şimdi bir de bunların önemli bölümü siyasal bir partinin yetkili organlarında görev yapmış. Şimdi bir yargıç oysa bizim sistemimizde aday olabilir. A partisinden aday olabilir. B partisinden aday olabilir. Ama seçilemediği zaman bir daha hakimliğe kabul edilemez. Çünkü siz bir hakim olarak bu seçime girdiniz ve A Partisi'nden aday oldunuz. Artık bu camia sizi taşıyamaz. Çünkü siz A Partisi adayı olarak biliniyorsunuz. Dolayısıyla tarafsızlığınız, bağımsızlığınız konusunda kuşku duyar insanlar. Bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda kuşku duyulması bile yeterlidir. O kuşkuyu kaldırmak gerekir. Şimdi ne kuşkusu? Ya beraat kararı verildi diye şak diye işte tweet atıyorlar, konuşuyorlar. Şak diye Hakimler Savcılar Kurulu hemen gündemine alıyor. Hemen soruşturma ve inceleme izni veriyor. E şimdi beraat kararı nasıl verirsiniz? Beraat kararı, Gezi davasında beraat kararı verenler derhal başka yerlere gönderiliyorsa bir dahaki Gezi davasına nasıl bakan hakime nasıl güven duyabilirsiniz? O nedenle
Yani bir fotoğraf sordunuz. Evet. Cevabı bu. Çok teşekkür ederim Sayın Kazan. Sayın NASA da dönmek istiyorum. Şimdi Boğaziçi öğrencilere yapılan müdahaleyi ekranlarda görüyorsunuz siz de Sayın Nas. Aynı zamanda öncesinde yine kadınlar da aynı şekilde darp edilmişti ve gözaltına alınan kadınlar olmuştu. Hukukçular, baro başkanları derken aslında yargı reformu kelimesi, yargı reformu gündemdeyken, yargı reformu konuşuluyorken bir yandan da sokaklarda işte bu görüntüler kaydediliyor Sayın Nas. Nasıl okumak lazım? Aslında çok açık, yani verdikleri mesaj çok açık. Başta da söyledim konuşurken, yani artık yeni bir devlet var. Yani bu devlette işte Sayın Öztan da söyledi. Yani bizler artık o yurttaşlık haklarını kaybettik. Boğaziçi'li öğrenciler de kaybetti. İtiraz eden herkes kaybetti. Yani onlar zaten bu yeni kurulan devletin yurttaşları ya da vatandaşları işte ne derseniz olarak kabul edilmiyorlar. Şimdi bütün meseleye buradan bakmak lazım. Yani biz halen eski şeyde, yani bu rejim değişikliğinden önceki sistem varmış gibi tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Hatta zaman zaman ben olayları çok iyi anlayabildiğimizi ve gerekli tepkiyi de gösterebildiğimizi düşünmüyorum. Yani dikkat ederseniz genellikle işte geçtiğimiz hafta şunlar oldu, bakalım bu hafta neler olacak diye yeni olacak şeyleri beklemeye başlıyor ve böyle bir beklenti yaratıp kendimizi buna doğru hazırlıyor. Bu tür rejimler böyle yerleşirler. Sizde bu tür beklentiler oluştururlar. Aslında buna ben test sürüşü diyorum. Yani bu test sürüşünü yaparlar. İtirazlara bakarlar. Yeterince itiraz yoksa, herkes bir araya gelemiyorsa, yani herkes bir araya gelip de yurttaşlık haklarımızı çiğneyemezsiniz. Yani bu kurumsal muhalefette, sivil toplumda bunu yapamıyorsa tamam derler, sonraki adımı atarlar. Yani biraz bu işe böyle bakmak lazım. Şimdi aslında buna direnecek ve buna itiraz edecek daha etkili, daha aklı selim, daha uzun soluklu bir stratejiye dayanan yol ve yöntem bulmak lazım. Yani tamam, biz doğru anayasa yokmuş gibi davranmayalım, sürekli olarak onu hatırlatalım. Ama burada anayasanın lafzı değil, anayasanın ruhu, zihniyeti, bunu hatırlatmamız gerekiyor. İşte meclisin gücünü hatırlatmamız gerekiyor. Meclisin olması gerektiği gibi yer alması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi buralarda ne yazık ki bu iktidarın 19 yılda bunu çok iyi öğrendi. Kurumsal muhalefetle nasıl baş edeceğini, onu nasıl parçalayıp böleceğini, ayıracağını ve nasıl yöneteceğini çok iyi öğrendiği için muhalefet partilerinin aynı şeyde itirazın arkasında bir arada durmalarını bir şekilde engelliyor. İşte terör diyor, FETÖ'cü diyor, devlet düşmanı diyor, bunlar milli ve yerli değil diyor. Hatta bakın son şeyde bir mahkeme kararında hangisi olduğunu unuttum ama milli haklar diye bir gerekçe çıktı biliyorsunuz. Milli haklar. Yani bu bile yazıldı. Yani hakların, insan haklarının millisinin altı çizildi. Şimdi yine bu iktidar çok uzun süre dış politikada, dış politikayı iç politikanın bir uzantısı, bir tasarımı olarak ele alıp bu şekilde uygulamayı ve buradan da toplumu ve muhalefeti bir şekilde hem bölme hem sessizleştirmeyi çok iyi becerdi. Şimdi bütün bunlar karşı bizim son derece etkili bir strateji, uzun soluklu ve aklı selimle hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Yani çünkü bunu yapamazsak şu oluyor. Yani kendi aklımızla, kendi yeteneklerimiz ve becerilerimizle mevcut sorunlarımızı çözebilme kapasitemizi bütünüyle kaybediyoruz. Bu çok tehlikeli bir süreç. Yani eğer toplum
böyle bir şeye kapılırsa aslında çok uzun bir süreden beri bu geliyor. Yani işte kayyum atamalarından tutun, işte Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin elinde olan kentlerin belediye başkanlarının yetkilerini elinden almasına, işte mecliste milletvekilliklerinin düşürülüp onların yaka paça gözaltına alınmasına kadar gelen şey, uygulama bir bütündür. Yani evet, bunu bir bütün olarak görmek lazım. Akademi ayağı Boğaziçi bunun bir uzantısıdır. İstanbul Sözleşmesi ve o sözleşmede daha önce bir programda Turgut Bey ile beraber katılmıştık. Ya, evrensel hukuk kuralı olan, yani hangi şekilde, hangi usulle bir sözleşmeyi kabul ettiyseniz o usulle sözleşmeden çıkarsınızı umurumda bile değil. Çıktım oldu, altını üstünü karıştırmayın demek böyle bir şeydir. Yani asıl masanın üzerine koymamız ve etraflıca düşünüp strateji oluşturmamız gereken şey, tavır bu tavırdır. Evet. Yani ben artık bundan sonra biraz böyle hukuktu, demokrasiydi falan, işte Türk demokrasisi zarar görüyor, demokrasimiz zarar, yok demokrasimiz falan. Burası artık demokratik bir ülke değil. Yani demokrasinin var olduğundan söz etmek bile maalesef artık acıtıyor yani. İnsanın canını acıtıyor. Hukuk devleti demek de öyle. Yani bunu çok önceden Kemal Gözler yazmıştı. Yani hukuk burnunun üzerine kocaman bir yumruk yedi diye. Ve burada bizim demokrasinin D'siyle uzaktan yakından ilgimiz yok. Tek bir şeyimiz var burada. Önümüzde bir sandık var. Yani demokrasinin o prosedürel tarafı, ama onun da ne hale geldiğini ya da geleceğini bilmiyoruz. Evet, şimdi bilmiyoruz. Bir de erken seçim tartışmaları onu var sandık demişken. Sandık onu demişken, da kaybedebiliriz. Evet. Sayın Naz, şimdi bu sandık demişken erken seçim tartışmaları da var aynı zamanda, ama bir hazırlık var mı yok mu, bu da yine tartışma konusu ve gündemdeki yerini koruyor. Sayın Öztan'a dönelim. Olabilir mi erken seçim? Ne diyorsunuz? Şimdi, yani böyle bir atmosfer var mı? Şimdi böyle bir tabloda, yani iktidarın kendi tabanında çözülme devam ediyorken ve %51 gibi bir umut ortada yokken normalde erken seçim kararı almanın hiçbir rasyonelitesi yok. Hı hı. Ama mevcut iktidarın bütün tavırları rasyoneldir zaten diyemiyoruz. Yani bu zamana kadar bizi ya bu akılla mantıkla bağdaşmaz dediğinden birçok yerde şaşırtacak hamleler yaptılar. Şimdi aslında ne zaman böyle bir süreç başlatılır? Benim iddia ediliyor, bir seçim kanunu üzerinde çalışılıyor, işte dar bölge vesaire. Bunların hepsi aslında nasıl söyleyelim, palyatif çözümler. Yani eğer rüzgar karşıdan çok sert esiyorsa siz istediğiniz kadar dar bölge yapın, onu yapın, bunu yapın, sandıkta yenilirsiniz. Şimdi iktidarın kendisi bir seçim kararı alacaksa şayet, bu kararı alırken karşı tarafın kendi, yani muhalefet bloğunun içerisinde bir gedik yaratabildiğini, içeride bir başka şekilde kanuni ya da gayri kanuni yollarla bir bloğun içerisindeki bir kesimi pasifize edeceğini ya da kendine çekebileceğine inanması gerekir. Böyle bir zamanda seçime gidilir. Türkiye'nin ne ekonomik şartları şu anda buna müsait, ne de siyasi denklemde atılmış adımlar bunu garanti altına alıyor. Şimdi biz izledik, Milli Görüş tabanına doğru hamleler yapıldı. Bu hamleler istedikleri sonucu vermedi. İyi Parti'nin içine doğru bir hamle yapıldı. Bu da o sonucu vermedi. İstanbul Sözleşmesi bu hamlelerden biri miydi? Tabii ki İstanbul Sözleşmesi de böyle, HDP'nin yapılan operasyon, HDP kapatma davası da böyle. Bunlar aslında iktidarın en çok sevdiği şey şu, karşıda bir kültür kavgası üzerine siyaseti kurmak. Yani işte yerli ve millilerle diğerleri gibi bir şey yapmak. Bunu yaparken de muhalefetin içerisinde yok ben de yerli ve milliyim diyebilecek olanları kendi yanına çekmek. Fakat başarılı olamadı. Başarılı olabilmesi için iktidar bloğunun kendisinin bir gelecek vaat etmesi gerekir. Yani yanına alacağını bir gelecek vaat etmesi gerekir. Öyle bir vaat yok ortalıkta. Yani bu vaadi gerçekleştirebilecek kapasite yok. O yüzden hani çok yazıldı, çizildi, işte İyi Parti'den buraya mı gelinir, Milli Görüş'ten buraya mı gelinir? Gelinmez. Bu şartlar altında gelinmesi mümkün değil. Fakat bütün bunlardan daha büyük bir problemimiz var bizim. Yani biz 31 Mart seçimlerinde gördük ki
iktidar sandıktan çıkan sonucu beğenmediğinde halkın oyunu gasp edebiliyor. Şimdi dolayısıyla sadece seçime sandığa ertelenmiş sandık sürecindeki bir kampanyaya ve oya kadar siyasal alanın daraltılmasına ses çıkarmayacak bir kurumsal muhalefet o seçimi ne yapsa kazanamaz. Dolayısıyla Nesrin Hanım'ın söylediği şey bu açıdan çok önemlidir. Yani ne yapılacağına dair bir stratejinin aklı selim sahibi bir biçimde masaya oturtulması sadece seçimle sınırlandırılmamalıdır. Hı hı. Seçime giden süreç hatta seçim sonrası olası pozisyonlara doğru bir projeksiyon yapmak gereklidir. Bunu doğru düzgün yapabilmenin yolu da kurumsal muhalefetin aynı zamanda toplumsal muhalefette iletişim haline geçebilmesidir. Yani ondan korkmaması gerekir. Şimdi Türkiye'de şöyle bir 2013 Gezi'den bu yana adım adım şöyle bir durum oluştu. Kurumsal muhalefet, toplumsal muhalefetle yan yana fotoğraf vermekten uzak durmayı kendi bekası için bir tercih olarak gördü. Bu son derece yanlış. Çünkü işte bu çocuklar aslında toplumsal muhalefet. O Kadıköy'de gördüğümüz çocuklar. O dalganın işte 2013'te başlayan dalganın bugün geldiği ve kendini gösterdiği yer orası. Daha önce adalet yürüyüşünde gösterdi, daha önce hayır kampanyasında gösterdi. Bu kitlenin dinamizmini, dilini ve onun hedeflerini politikleştirmek gibi bir dert olmalı. Öbürü zaten siyasetin işidir. Yani yapacaksınız seçim stratejinizi yapacaksınız. Onun için çeşitli kampanyalar düzenleyeceksiniz. Yeter ki halkla olan ilişkiyi sadece halkı ziyaret etmek, dinlemek değil, onun örgütlü kesimleriyle ilişki kurmak düzeyine getirebilir. Evet, şimdi bu mevcut yasayla seçime gidilirse ne olur ne olmaz bunların hepsini konuşacağız ama şimdi bir Skype hattında bir konum daha var. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz son araştırma anket sonuçlarını paylaştılar dün itibariyle ve o anket sonuçlarını sizin değerlendirmenizi rica edeceğim Sayın Özkiraz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi bugün seçim olsa başlığı altında yapılan anket çalışması sonucunda AKP %29 olarak görünüyor. CHP ise %23.4, İYİ Parti %12. Kararsızlar dağıtıldığındaysa %33 olarak görünüyor AKP. Hemen arkamı da verirse arkadaşlar oradan da hemen göstermek istiyorum. Sayın Özkiraz, siz ne söylersiniz bu anket çalışmaları sonuçlarını siz sürekli yayınlıyorsunuz. Mart ayı içerisinde yaptığınız bu sonuçların karşılığı ne olur sizce? Şöyle hemen geçeyim. Şöyle her ay yapıyoruz bunu. Türkiye'de de hatta dünyada kendi takipçilerinin finanse ettiği, YouTube kanalı üzerinden finanse edilen tek araştırma şirketiyiz. O açıdan bir partiye bağlı da çalışmıyoruz yaklaşık bir yıldır. Herhangi bir siyasi partiyle iş yapmıyoruz. Araştırmamızda biz şunu gördük. AK Parti ve MHP'nin toplamı %41'e yakın, %41 gibi. 40.1 daha doğrusu. Muhalefetin toplamı 59 ama muhalefet çok parça biliyorsunuz. Evet. HDP anketlerde biraz olduğundan düşük çıkıyor açısı. Bizim anketimizde 9.7 ise muhtemelen seçimlerde 11.5 civarı bir oy alacaktır. Çünkü genellikle böyle oluyor. Hata payımız hep HDP aleyhine işliyor. Bu ankette bizim en çok dikkatimizi çeken şey olanları düştü ama Merkez Bankası kararından sonra kurun bir anda dolar kurunun bir anda 8.5'lara gittiği bir ortamda anket yapıldı. Ekonomik kriz başlığı altında değil mi Sayın Özkiraz? Onu da hemen getirelim. Evet. Ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz diye sormuşlar vatandaşlara ve onun hemen sonucunda şöyle bir bakalım. 15 Mart'ta %77 evet derken Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna %77'si evet derken %83'e çıkıyor 31 Mart tarihinde evet ekonomik kriz olduğunu düşünüyorum diyenlerin sayısı. Evet yani burada bir 5,5 puanlık bir artış var. 5 puanın üstünde bir artış var. Başka sorularımızda da biz şunu gördük. AKP'yi destekleyen, hala destekleyen, ekonomik krizin etkilerini pandemiden sonra aşacağını düşünenlerin önemli bir kısmı da bu fikrinden vazgeçmiş gibi gözüküyordu. Bu da tamamen Merkez Bankası Başkanı'nın keyfi olarak değiştirdiği izlenimi.
ki izlenimden öte bence bir gerçek. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirip bile isteye sanki kriz çıkartmaya çalışıyormuş gibi bunu değiştirince bence AK Parti'nin ve MHP'nin özellikle de esnaf ve tüccar tabanı artık bu hükümetin ekonomik krizi çözemeyeceğini, çünkü çözmek istemediğini düşünür oldu. Sebeple geçtiğimiz anketimize göre toplamda 3,5 puanlık bir kaybı var Cumhur İttifakı'nın. Ve kongreler de bence çok etkili oldu. İki kırılma noktası var. Bence Mart ayının iki kırılma noktası var Cumhur İttifakı açısından. Bir tanesi dediğim gibi ekonomik krizi çözmeye çalışan kişiler değil de ekonomik krizin sebebi gibi görünmeye başladılar artık. Birincisi bu. İkincisi de tamamen koronayla ilgili ve aynı mantık. Korona sürecinde Covid salgınını engellemeye çalışan, onunla mücadele eden taraf değil de kongrelerden sonra sanki korona virüs pandemisini yaymaya çalışan yahut yayılmasından sorumlu olanlar gözükmeye başladı AK Parti. Kendi tabanı açısından da artık böyle gözüküyor. O yüzden Mart ayı bence de AK Parti tarihinden önemli iki kırılımını yaşattı. Evet. Sayın Kazan, bugün seçim olsa AKP'nin oyları düşmüş görünüyor şu an itibariyle. Peki mevcut yasa, mevcut yasanın seçim olmasının sonucunda ne olur? Yani şu an mevcut yasayla seçime gidilse ne çıkar karşımıza? Ben, ya da değiştirilmesi sıkça bu soru böyle sorulurken ya da tartışılırken kamuoyunu tekrar bilgilendirmek için söyleyeceğim birinci şey. Zaten eğer erken seçim olmazsa Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz. Yani kamuoyu bir kere öncelikle bunu bilmelidir. Ben inanıyorum ki Sayın Erdoğan nasıl olsa Yüksek Seçim Kurulu böyle bir itirazı reddeder diye düşünüyor. Ama muhalefet öyle bir rüzgar estirebilir ki o rüzgar Yüksek Seçim Kurulu'nu korkutabilir. O yüzden Yüksek Seçim Kurulu'nu anayasanın lafzına, ruhuna demiyorum. Hı hı. Lafzına uygun, yani hani mühürsüz oylar geçerlidir, evet, diyebilecek kadar kolay bir şey olmayacağını görür. Ve anayasanın lafzına uygun karar vermek zorunda kalır. Çünkü 31 Mart'la Haziran yerel seçimleri arasındaki farkı görüyoruz. Sayın Erdoğan İstanbul'a 900 bin oyla seçildi. Biliyor musunuz? Ve hiç kimse itiraz etmedi. Yani Sayın Erbakan seçilenle görevi devredenin ellerini kaldırdı. Göreve böyle başladı. Göreve başladığında da hiç kimse engellemeye kalkmadı. Yetkilerini sınırlamaya kalkmadı. Oysa Sayın Erdoğan %25 oy almıştı. Arkasındakiler %21, %20, %10. Yani kimsenin aklına ya itiraz edersek biz %75 ile seçileceğiz demek gelmedi. Oysa 31 Mart'tan sonra neyi yaşadık gördük. Sayın Erdoğan'ın aldığı oy kadar fark attı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu. Yani Sayın Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olurken aldığı oy kadar fark attı. Ama elindeki bütün imkanları almaya kalkıyorlar. Şimdi örneğin Gezi Parkı. Evet. Ya Gezi Parkı bir alan. Kültür varlığı diye bir şeyi koruyabilirsin. Bir yani o tür vakıfların bir kültür varlığı vardır. O onundur. Onu tescil edersin, ona karar verirsin. Ya bir kere Beyazıt Vakfı olduğunda oralar ormandı. Yani ta Galatasaray'dan ötesi ormandı. Padişahlar ormanda avlanmaya çıkardı. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Ya burada başarılı bir şey yapacaklar. O yüzden engel olalım. Bir de bir şey daha var. Kamuoyu da bilsin. Hı hı. Bir de 31 Mart vakası var. İşte birkaç gün önce yaşandı. 31 Mart Türkiye'de yaşandı. İşte 31 Mart bir gerici ayaklanmaydı. O gerici ayaklanma Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırıldı. Bastırılırken de o isyancıların bulunduğu işte Topçu Kışlası denilen kışlada yok edildi.
Dolayısıyla o kışlayı yapmak bir çeşit o ayaklanmayı tescil, yani bir çeşit kutsamak anlamına gelir ki öyle bir arayışın ürünü olabilir, ancak aksi halde asla bir park alanı herhangi bir vakfa, Beyazıt Vakfı o olay için herhangi bir vakıftır. Asla tescil. Ama bunlar yapılıyor. Yani örneğin biz depremde de işte o pandemi nedeniyle yaşanan yoksulluklar, işte çaresizliklere karşı bir dayanışma göstermek için siyasal iktidardan korkarak, belediyenin göstereceği, yaratacağı imkanları gözeterek, hı hı. Ya böyle bir Türkiye düşünebiliyor musunuz? Pandemi nedeniyle büyük bir yoksulluk, çaresizlik yaşanıyor. İnsanlar yardım etmek istiyor. Ama siyasal iktidar el koyarsa diye korkuyorsun. Belediye acaba nasıl bir... O yüzden belediyenin işte çözüm ürettiği yollarla, yani askıda fatura ödeyerek ya da İzmir'de işte kira, askıda kira, kira ödeyerek. Yani. Ya şimdi bütün bunlar önümüzde, tabii NAS'a katılıyorum. Önümüzdeki seçimde ilçe seçim kurulu yoktur. Önümüzdeki seçimde il seçim kurulu yoktur. Önümüzdeki seçimde yüksek seçim kurulu yoktur. O yüzden demokratik mücadeleyi kazanabilmek için o rüzgara estirmek gerekir. Sizin görüşünüze katılıyorum. Rüzgara estirmek. Yani seçim, özellikle Yüksek Seçim Kurulu, bu rüzgar bizi de sürükler korkusunu duymalı. Ve o yüzden bir daha işte hem mühürsüz oy pusulalarında hem 31 Mart yerel seçimlerinde yaşananları yaşatmaktan uzak durmalıdır diye düşünüyorum. Hı hı. Erken seçim bakımından erken seçim, Erdoğan, Sayın Erdoğan da eğer aday olmayı düşünüyorsa, ki düşünüyor, o aday olabilmesinin tek yolu erken seçim, meclisin erken seçim kararı almasıdır. Onun için de 360'ları yok. Siyasal partilerle anlaşacaklar. Dolayısıyla onlar zaten erken seçim istiyor. Erken seçim böyle bir çözüm imkanı yaratır Sayın Erdoğan için de. Aksi halde böyle bir tartışma yaşanacaktır. Dün biraz Akşener dile getirdi. Yalnız Akşener dile getirirken hukukçular ikiye ayrılmıştır. Hayır, hiç daha ben erken seçim olduğunda Sayın Erdoğan'ın, pardon, zamanında seçim yapıldığında veya Sayın Erdoğan erken seçim kararı alırsa, ki aday olamaz o zaman, aday olabileceğini söyleyen ve bunu açıklayan, anayasaya göre yorumlayan bir hukukçuya rastlamadım. Evet. Çünkü 101. madde değiştirildi. Değiştirilirken en fazla 2 dedi. Sonra bir daha seçilebilmesi için de 116. maddede meclis erken seçim kararı almışsa, meclis, Cumhurbaşkanı bir kez daha seçilebilir dedi. Ben bir soru soracağım size. Bir MHP ile ilgili değerlendirme yaptınız. Şimdi pratikte toplum işte görüyor ki MHP bir, HDP kapatılmalıdır diyor. İki, Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyor. Peki bu siyasi parti topluma başka ne vaat ediyor? Yani HDP kapatılınca ve Anayasa Mahkemesi de kapatılırsa, yani onun da işte siyasi ömrü son mu bulacak? Yani başka bir şey söylediğine ben tanık olmadım. Siz bu işlerle ilgileniyorsunuz. O yüzden öğrenmek istiyorum. Şimdi siyasal parti topluma nasıl hizmet edeceğini, işte ekonomik konusunda, toplumsal konuda, çaresizlik konusunda, işsizlik konusunda, işte enflasyon konusunda nasıl çözümler üreteceğini anlatacak diye bekliyorsun. Bu HDP kapatılmalıdır. İşte Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır. Başka? Çok haklısınız. Belki hani ufak bir not. Aslında MHP kuruluş kodları itibariyle böyle bir parti. Yani iktidar ortağı olduğu zaman dilimlerin hepsinde de aslında bir şeyleri yaptırmama, bir şeylere engel olma üzerine varlığını sürdürdü. 99 seçimleri sonrasında kurulan koalisyonda da en önemli pozisyonu bir şeyleri yaptırtmamak üzerine kuruluydu. Bu yaptırmama üzerinden kendine güç devşirmek ve bunun da aslında hani devlete sahip çıkmak olduğunu iddia etmek
MHP'nin bir şekilde siyasi kodlarında var. Ama bence daha önemli olan şey, yani MHP kendisi bir kitlesel parti olma imkanını yakalamışken, bu 99 seçimlerinde bir rüzgarla böyle oldu. 2018 seçimlerinde de bir miktar AKP tabanından kendisine falan çektiği oylarla oldu. Demek ki güç gösterisi olarak yaptığı şeyler kendi tabanını genişletebilir. Evet. Bu önemli bir şey bence. Yani düşünürsek. Anayasa AYM için de iki şey söyleyeyim. Evet. Şimdi bir kere Sayın Kemal Özkıraz'ı göndereceğim. Tabii. Hemen kısa bir ona da yine dönmek istiyorum. Son olarak anket sonuçları ile ilgili dikkat çekici, çarpıcı başlıklar neler var? Hemen kısaca bir sizden alayım tekrar Özkıraz. Şöyle esasen dediğim gibi iki konu çok önemli. Evet. Bir tanesi kongrelerin halk üzerindeki yansımaları, artık insanlar hükümetin kendilerini insan yerine koymadığını düşünüyor muhtemelen. Çünkü siz binlerce insanla kongre yapıp sonra benim dükkanıma gelip sandalye arasındaki mesafeyi santimle ölçerseniz bu çok ciddi şekilde benim vatandaşlık hakkımla alay etmektir. Yani eşitliğimle alay etmektir. Ankete bunun yansımalarının olduğunu düşünüyorum. İkinci konu da dediğim gibi artık ekonomiyi yönetmek istemedikleri, hı hı. Ve hatta belki de ekonomiyi yönetmekten vazgeçtikleri. Yani nasıl olsa bir şey olmuyor. Ekonomiyi yönetmek yerine biz algıyı yönetelim seçtiler. Vatandaş da bu Merkez Bankası'nın etkisiyle bence bunu ilk kez bu kadar net fark etti. O yüzden AK Parti tarihindeki en dip noktada, ama yayına katılmadan evvelden beri izliyorum konuklarınızla sizi. Açıkçası bütün konuklarınızın söylediği endişeye ben de katılıyorum. AK Parti kaybediyor da, yani iktidar kaybediyor da, muhalefetin net kazandığını söyleyebilmemiz için muhalefetin daha sağlam adımlar atması lazım. Evet. Toplumsal muhalefeti böldürmemesi lazım. Hala ben bu muhalefet partisinin tabanları arasındaki küçük çatlakların büyüyebileceğini, AKP'nin bunu büyütme konusunda ustalaştığını düşünüyorum. Peki. O yüzden şimdiden özellikle Kürt ve Türk ayrımı üzerinden yapılacak her türlü provokasyona karşı muhalefetin bence şimdiden birbiriyle yakınlaşması faydalı olacaktır. Peki Sayın Özkıraz, çok teşekkür ediyorum. Sayın Nesrin Naz, sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa çok kısa alayım sizden de. Evet, kısaca şunu söylemek istiyorum. Sayın Öztan da vurguladı, Sayın Kiraz da altını çizdi bunun. Seçim süreci aslında bir bütündür. Yani sadece sandık önümüze konduğunda yapacaklarımız ya da söylediklerimizle ilgili değildir. Bugünden bu çalışmaya ve çabaya başlamak lazım. Devletin tarafsızlığını mutlaka garanti altına alacak, sağlayacak ya da onu ona zorlayacak bir ortaklaşmayı bugünden kurmak lazım. Şimdi muhalefet, evet, partileri güçlendirilmiş parlamenter rejim diyorlar ama o güçlendirilmiş parlamenter rejimin bir araç olduğunu, onun üzerine yeni bir düzenin demokrasi ve öznesi halk olan yeni bir düzenin inşa edileceğini çok iyi anlatmak zorundalar. Bunu sadece sorunları tespit etmek ve teşhir etmekle artık yetinemeyiz. Yani çözümleri de ortaya koymak zorundalar. O uzun soluklu strateji dediğim şey bu. Şimdi bakıyorsunuz Kemal Bey burada, yanlış bir şey söylemek istemem. Millet İttifakı'na yönelen ilgi evet fazla ama iş Millet İttifakı sizin sorunlarınızı çözebilir mi sorusuna gelince orada maalesef duruyorlar. Şimdi şu çok önemli. Bu ülke ya bu iktidar 2002 sonrasında bugüne kadar bakın aşağı yukarı 300-350 milyar dolar dış kaynak kullandı. Evet. Bir 60-65 milyar dolar özelleştirmeden gelir elde etti. Bu kadar kaynak fakir bir ülkeyi orta gelirli bir ülkeyi de zengin bir ülke sınıfına sokardı. Ve biz bugün ne yazık ki
bizimle aynı süreçte yola çıkanların çok daha gerisine düşmüş durumdayız. Peki, yani Sayın Türkiye Aslı, artık kısa bir araya gitmem gerekiyor. Buyurun. Evet. Türkiye yoksulluk kapanına sıkışıp kalmış durumda. Muhalefet o nedenle sorunu çok daha ciddiye almak zorunda. Evet. Bu esnaf gezisiyle falan olacak şey değil. Daha bütüncül bakmak zorunda. Ben ikinci bölümde olmayacağım. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Nas. Konuklarınıza sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Az, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve Sayın Kemal Özkiraz, size de çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra önemli gelişmeler var. Daha konuşmamız gereken birçok konu başlığı var. Hepsini değerlendireceğiz. Hızlıyız. Siyasi gelişmeleri yorumlamaya devam ediyoruz. Tekrar stüdyo konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Avukat Turgut Kazan ve Güven Gürkan Özten, siyaset bilimci. Skype hattımdaysa İbrahim Kahveci var. Hoş geldiniz Sayın Kahveci, siz de yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi gazetecilere yapılan saldırılarla ilgili hemen gündemi açmak istiyorum. Necdet Saraç da birazdan yine Skype hattımda olacak. O da MHP lideri Bahçeli'nin tweetinde ismi geçen gazeteciler arasında yer alıyor. Hemen Sayın Kazan'a dönmek istiyorum. Gazeteciler artık hedef gösteriliyor. Ne oluyor diye sormak istiyorum. Bundan sonraki süreçte ne olacak, bizi ne bekliyor? Yani başta söylediğimiz gibi aslında Cumhur İttifakı yani Türkiye'de her şeyi bastırmak istiyor. Bir korku imparatorluğu yaratmak istiyor zaten ve önemli ölçüde de yarattı. Bu nedenle örneğin gazetecilere saldırmak adeta serbest. Yani her türlü hukuksal imkan tanınır. İşte asla tutuklanmaz. Yani tutuklama türküsü yapmak istemiyorum. Hı hı. Ama işte rektör, işte kayyum rektör istemiyoruz dedin mi, içeridesin. Onların tahliye olması halinde ancak işte sevinebiliyorsunuz. Hatta haberi de öyle sunabiliyorsunuz. Evet. Bizi de alıştırdılar yani. Bir kere gazeteci olmak zaten başlı başına, gerçekten gazeteci olmak Cumhur İttifakı için zaten önemli bir suç. Yani suç örgütü üyesi olmakla eşdeğerdir. Çünkü soru soruyorsunuz. Oysa hiç soru sormayacaksınız. Yani git Japonya'daki işte esnafın pandemi sürecinde yani ne yaşadığını işte öğrenirsin, kayda alırsın, gelirsin. Gazetecilik böyle algılanıyor. Bu nedenle tabii utanıyorum bunu söylerken. Ama bir parti genel başkanının gazeteci adı vererek, üstelik de daha önce birkaç örnekte çok, yani gerçekten demokrasi için, hukuk devleti için, yani bunları şunun için söylüyorum. Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti yok. Ama kitapta öyle yazdığı için, yani anayasada öyle yazdığı için söylüyorum. Bir utanç belgesidir bir gazetecinin bu şekilde, bir gazetecinin değil, gazetecilerin. Birçok örnekte böyle saldırıya uğraması ve o saldırıların hiç tepkiyle karşılanmaması. Ya ana muhalefet partisi lideri bile linç girişimi karşısında. Evet. Aslında yalnız bırakılmıştır siyasal iktidar tarafından. O nedenle demokrasi mücadelesini seçime giden yolda demokrasi mücadelesini sağlıklı yapmak ve bütün bu kötülükleri bertaraf edebilmek için, Türkiye'nin bir hukuk devleti inşa edebilmesi için, demokrasi inşa edebilmesi için tek çıkış yolumuzdur. Onun için de sağlam durmak, doğru adımlar atmak ve o rüzgarı yakalayıp sandıkta yani üstün çıkmak ve çok üstün çıkmak. Çok üstün çıkmazsanız söylüyorum, ilçe seçim kurulu yok, il seçim kurulu yok, yüksek seçim kurulu yok artık. Konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız ve bu gazeteciler, hedef gösterilen gazetecilerden bir tanesi yine aramızda. Necdet Saraç Skype hattımızda. Sayın Saraç, hoş geldiniz siz de yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi hemen sizden devam etmek istiyorum. Bir siyasi parti lideri
Bu kadar rahat bir tweet nasıl atabiliyor diye hemen sormak istiyorum size. Gazetecilere yapılan saldırıları, geçmiş dönemde yapılan saldırıları biliyoruz. Süre gelen dava süreçleri var. Yakalanmaları konusunda da yine o süreci de elbette biliyoruz ve takip ediyoruz. Ama şimdi dönüp baktığımız zaman yine bu hafta içerisinde yine gazetecilerin isimleri verildi ve hedef gösterildi. Onlardan biri de sizsiniz. Evet. Valla şimdi benim çok saygı duyduğum, o anlamıyla da gerçekten çok böyle bazı isimler vardır ya, özenerek bakarsınız, imrenirsiniz. Sayın Turgut Kazan'ın son cümlelerine tanık oldum. Valla Sayın Kazan aslında işin özetini yaptı son cümlelerde. Türkiye demokratik bir ülke olsa, Türkiye hukuk devleti olsa böyle işler olmaz. Yani bu tür işler nerede olur? Demokrasinin ve hukukun olmadığı ülkelerde olur. Niye olur? Farklı görüşte olanları teslim almak için olur. Bunun dünyada örnekleri olmuş mudur? Oldu yani. Şimdi bu örnekleri verince kızıyorlar bize. İşin doğrusu tehdit oranlarını da yükseltiyorlar ama evet, 1930'lar Avrupa'sında bu işler hep böyle oldu. Ya Almanya'da oldu, İtalya'da oldu, İspanya'da oldu. İspanya'da 1939 sonrası yaşanan sürece baktığımızda bunlar oldu. Nerede oldu başka? Latin Amerika'da oluyor. Latin Amerika'da da benzer örnekler var. Niye var? Çünkü sonuçta Türkiye'de demokrasi kültürünü kabul etmeyen, farklı görüşlerin olabileceğini aklının ucundan bile geçiremeyen bir anlayış var. Türkiye'de şimdi işin doğrusu 20 yıldır aynı iktidar tarafından yönetiliyor. Yani MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sertlik düzeyini arttırması bir tek Bahçeli'yle ilgili bir iş değil. İktidarın dokusunda böyle bir iş var. Dokusunda böyle bir yaklaşım var. Ve bu doku, bu yaklaşım doğal olarak kendisine benzemeyen herkesi tehdit eder hale gelmiş durumda. Ya olması gereken de normal olarak mesela Türkiye'de gerçekten hukuk işliyor olsa Bahçeli, Erdoğan gibi isimler hakkında, yani o anlamıyla Türkiye'de fiili olarak iktidardaki isimler, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için nefret suçundan dolayı bile dava açılması gerekiyor. Yani hedefe oturtturmak, hedef göstermek için bir boyut ama söylemlere baktığımızda siyaset dili iktidar tarafından çok sertleştirilmiş durumda. Ve bu sertleşme işin doğrusu sokağa yansıyor. Türkiye'de hukuk işler halde olmadığı için sokağın hukuku yeniden gündeme geliyor. O yüzden deminki örnekleri verdim. Yani son derece önemli gerçekten. Türkiye'de de sokağın hukuku bir dönem hakim olmuş. Yeniden hatırlanıyor. Niye hatırlanıyor? Ya da niye bize hatırlatılıyor yeniden? Çünkü iktidar gerçekten süreci devam ettiremiyor. Adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sistem çökmüş durumda. Sistemin neresine el atarsanız atın, orada gerçekten ciddi bir çürümeyi görüyorsunuz. Bu bir de tabii birkaç krizle bütünleşmiş durumda. Kapitalizmin genel bir krizi var, pandemi krizi var. Türkiye'de pandemi öncesi başlayan ve devam eden bir ekonomik krizde var. Bunların hepsi yan yana geldiğinde iktidar şunu görüyor gerçekten. Süreci yönetemediğini görüyor. Ya kurumlar işlevini yitirmiş durumda. Yani kurumların işlevini yitirdiği bir ülkeyi konuşuyoruz. Yani sonuçta bir siyasi partinin o anlamıyla da fiili olarak Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan bir siyasi parti Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karardan sonra Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyorsa gerçekten artık ondan sonra söylenecek çok fazla söz yok. Söz yok. Gazeteciler peki. Meselesi de bu noktada yeni bir iş değil. Yine Sayın Kazan söyledi, gazetecileri aşan bir durum var. Türkiye'nin en büyük ikinci partisi, yaklaşık 13 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta yaşadığı linç girişimi bir protesto eylemi olarak sunuluyor. Yani iddianameye dönüp baktığınızda, yani hadi şeyden vazgeçtim, tutuklu var mı sorusundan vazgeçtim. Ama bir linç girişimini siz sıradan bir protesto eylemi olarak sunarsanız, siz bu saldırıyı yapanları kahraman olarak göstermeye başlarsanız, gerçekten sonrası gazetecileri sokakta, gazetecileri tehdit etmek ve sokakta dövdürmeyi beraberinde getiriyor. Evet. Bu Türkiye açısından çok büyük bir açmaz, çok büyük bir sıkıntı. Esas itibariyle buna tavır, nasıl tavır alınacağını
konuşmak gerekiyor. Bu tavrı geliştiremezsek alanın geliştireceği belli gerçekten. Bu anlamıyla da belki o demin en başta verdiğim örnekler üzerinde kızmadan, sinirlenmeden gerçekleri mercek altına almak gerektiği kanaatindeyim. Evet, peki. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Özkan'a da dönmek istiyorum bu anlamda. Şimdi MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrılar sonrasında tepkiler ardı ardı geliyor elbette ama dönüp baktığımız zaman bu tavırda hiçbir değişiklik görmüyoruz biz. Neye yorumlayabiliriz bunu? Şimdi seçilen isimler, zaman zaman verilen listeler burada çok bence temel bir durum söz konusu. İsmi sayılan insanların bir biçimde toplumda belirli bir karşılığı var. Yani kamuoyunda kendi küçük bir kitle dışındaki bir kamuoyuna seslenebilen ama öyle ama böyle fikrini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ve etkili olma ihtimali olan insanlar hedef seçiliyorlar. Bu yeni başlamadı gerçekten. İşte ekranlardayken biz bu 17 Nisan referandumu öncesinde ve bir şekilde bu referandumda oylanacak şeyin aslında demokrasiden çıkış olduğunu evet denirse söylediğimizde benzer tehditlere maruz kalıyorduk. Şimdi bunun bu hale gelmiş olması yani isimlerin tweetlerde sıralanıyor olması bu tweetlerde ismi sıralanan insanlar açısından bir çeşit bir gururdur yani bir yandan. Çünkü demek ki bir şeyleri doğru söylüyorlar. Halka bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Ama öbür taraftan da çok vahim. Çünkü bu tip bir siyaset yapma tarzı bir defa sadece gazeteci, akademisyeni şunu bunu susturma meselesi değildir. Bütün siyasal alanı kapatma meselesidir. Ve siz bütün siyasal alanı kapatmaya kalktığınız zaman bunu işte meslek örgütüyle şununla bununla tekil dirençlerle durduramazsın. Burada yapılması gereken belki en önemli şey şu. Yani kimi saymış bugün değil mesele. Bu isimlerin ortaya konmasının aslında bir iktidar stratejisi olduğunu görmek. Daha fazla işte İbrahim Kiryaslar, Necdet Saraçlar onlar bunlar çıkmasın mesajı olduğunu görmek. Ve sadece kuru bir dayanışma destek şeyinin ötesine geçip performansının ötesine geçip bu alanı örgütleyebilmek. Yani bu alandaki örgütsel varlıkları işte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti vesaire bütün bunların daha aktif kamuoyu önünde olabilmesini sağlayabilecek kurumsal muhalefetin ve toplumsal muhalefetin eş zamanlı harekete geçebilmesi gerekiyor. Yoksa tabii ki önemlidir işte Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tip saldırıları kınaması ama karşı tarafı durdurmuyor. Karşı tarafı durdurabilecek olan şey bildiğimiz kurumsal siyasal öznelerin ötesine gidecek o toplumsal bundan rahatsızlık duyan toplum kesimlerinin de sesini duyurabilecek kanalları çoğaltabilmek. Evet. Şimdi bir yandan da ekonomiye de biraz pencere açmak istiyorum ben bu anlamda. Sayın İbrahim Kahveci'ye dönmek istiyorum. Şimdi yapılan son araştırma var. Metropol'ün bir araştırması siz de görmüşsünüzdür Sayın Kahveci. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili vatandaşa sormuşlar. Yansıdı mı, size yansıyor mu, yansımıyor mu? Markette ve pazarda gıda fiyatlarındaki enflasyonu hissedebiliyor musunuz diye sorulmuş. Ve %46.8'i, %40 ve üzeri kişi evet yansıdı cevabını vermiş görünüyor. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman ekonomide de reform paketleri paylaşıldı. Merkez Bankası değişti. Yardımcısında yine değişiklik oldu. Yine böyle ekonomi yönetiminde de bir değişiklik söz konusu son 1-2 haftadır. Hatta bir önceki aylardan da süre gelen bir süreç. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Bu ekonomideki gidişatı örtbas etme, biraz kapatma çabaları içerisinde bir iktidardan söz edebilir miyiz? Bu kesinlikle böyledir. Şimdi dünyada geçmiş dönemlerden beri baktığımız zaman otoriter yönetimler, güçlü yönetimler yani baskıcı yönetimler hatırlarsanız Trump seçildiği dönemde de bu konuyla ilgili bir rapor yayınlanmıştı. İlk birkaç yılı ekonomide başarı sağlar ama sonradan daha büyük çöküntü ortaya çıkar diye bekleniyordu. Ve dünyada bu hep denenmiştir bu tür baskıcı yönetimler yani siyasal baskı arttıkça ekonomik zafiyet ortaya çıkar veya tam tersidir. Bu tür yönetimlerde iktisadi sorunlar ortaya çıkınca baskı, diğer baskı yöntemleriyle beraber bunun
örtülmesine gidilir. İşte geçmişte dünyanın örnekleri çok daha vahim sonuçlar da çıkarmıştır. İşte dünya savaşları gibi veya bölgesel savaşlar gibi çok daha serttir yani o tür yönetimlerin sonuçları. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de ekonomide şunu görüyoruz. Yani iktisadi başarı zayıfladıkça siyasi baskı artmaya başlıyor. İktisadi başarının yerine başarısızlık yani ekonomik sorunlar gelince başka unsurlarla bunların önü örtülmeye çalışılıyor. Ama burada bir sorun var. Şöyle bir sorun var Fatma Nur Hanım. Şimdi bu baskı önce tamamen karşı taraflar üzerinden ortaya çıkıyor diyebilirsiniz. İşte karşı mahalle veya karşı parti üzerinden baskılar kuruluyor. Karşı görüşler üzerinden kuruluyor ama fatura kademe kademe bütün vatandaşlara yansıyor. İşte önceki gün gördünüz İstanbul'da bir minibüs şoförünün anahtarı polise teslim etti, alınsın olsun dedi yani. Bundan başka şey olamaz. Şimdi bu fatura... Aynı şekilde masasını sandalyesini yakan esnaf da var. Tabii tabii hayatına son veren insanlar var. Yani Türkiye hayatına son veren insanlarla dolu. Yani bu çok acı bir tablo. Yani ön odada çocuğuna istediği şeyi alamayıp arka odada hayatına son veren vatandaşları falan gördük. Veya topluca siyanürleri gördük. Yani bu ülkede iktisadi durumun sonuçları o kadar vahim noktaya varmıştır ki. Ama bunları dikkat ederseniz az önce iktisadi durum işte konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Başka şeyler konuşmuş oluyoruz. Yani iktisadi durum konuşmamak için bu noktalara geliyor. İşte Türkiye'de 10 milyonun üzerinde işsiz var. Şimdi kısa çalışma ödeneği kesildi. Muhtemelen 1,5 milyon daha gelecek. 11,5 milyon işsiz bir ülke için, 80 milyon ülke için vahim kelimesiyle de izah edilemez. Yani vahim ötesi bir durum. Çok 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 kötü bir durum. Yani bu durumun izahı mümkün değil. Böyle bir ekonomik durum sürdürülebilir de değil. O nedenle başka unsurlar devreye giriyor. Yani reform paketleri veya ekonomi yönetimi falan dediniz. Bunların hiçbirinin hiçbir hükmü yok. Hükmünün olmadığını hukuk reformundan gördünüz. Yani ya önceki gün Boğaziçi öğrencilerin Kadıköy'deki şeylerdeki şiddeti gördünüz yani bu daha 3 gün önce reform paketi deyip 3 gün sonra yaşanan şu anda ne olmak istemezsiniz derseniz bu ülkede Adalet Bakanı olmak istemezdim. Yani gerçekten adımın adaletle anılması gerçekten 3 gün önce bir şey açıklıyorsunuz 3 gün sonra yaşananlarla çok vahim bir durum. Şimdi Türkiye'de biraz temelden bir şey anlatmak istiyorum. Burada bir sorun var. Şimdi sorun ortaya çıkınca mesela işte Merkez Bankası Başkanı'nı aldın veya başka şeyi aldın. Bunların hiçbir yükmü yok ama piyasalarda ters etki yaptı. Kurlar yükseldi. Evet. Kurlar yükselince artan ürün fiyatını A partililer ucuza alıyor, B partililer pahalı alıyor diye olmuyor. Bütün vatandaş etkileniyor. Şimdi bu çerçevede şöyle bir nokta söyleyeceğim. Yaşam memnuniyeti anketi var TÜİK'in. Burada iki temel özellik var. Bir tanesi şu. Diyor ki burada 18-24 gibi veya 24'ün hemen üzeri de dahil genç nüfusta memnuniyet oranı yani mutluyum diyenlerin oranı 2004-2005-2006'larda gayet yüksek. Ama 2011-12'lerden sonra azalmaya başlıyor ve 2014-15'ten sonra tabiri caizse çöküyor. Bir çökme yaşıyor genç nüfusta. Aynı özellik üniversite mezunlarında da gözüküyor. Yüksek öğretim mezunlarında. 2004-2005 çok yüksek, %66 gibi oranlar. Lise altı eğitimlerde bu oranlar %55'lerde o dönemlerde. Yani üniversite mezunları 10 puan daha lise altı eğitimlerden daha mutluyum diyor. Sonra 2014'te artık eşitleniyor. 2014'ten sonra üniversite mezunlarındaki çöküş o kadar hızlı oluyor ki 20 puan düşüyor üniversite mezunlarında mutluyum diyenlerin oranı. Lise altı eğitimlerde sadece 6 puan düşüyor. Yani bir düşüş var ama sadece 6 puan. Şimdi dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Efendim, işini kaybedenlere bakıyorsunuz. Son 2 yılda işini kaybeden 2 milyon 700 bin lise altı eğitimde. Üniversite mezunlarında 1 milyon ek istihdam olmuş burada. Hadi şunu diyebiliriz. Ya asgari ücretle çalışıyorlar ediyorlar ama sonuçta üniversite mezunları iş buluyor. Çocuk sayısına bakıyorsunuz. Lise altı eğitimlerde %23 düşmüş. Üniversitelerde %17 artmış. Şimdi buradan tablo ne çıkıyor? Buradan şu çıkıyor. Bir, genç nüfus. İki, yüksek öğretim nüfus. Türkiye'nin gidişatından müthiş derecede karamsar. Evet. Peki bu karamsarlığa karşı direnen kesim ne? Bir, lise altı eğitimli. Bir de 50 yaş üstü nüfus.
Yani müthiş bir şey gösteriyor. Bu neyi ortaya çıkarıyor? Acaba genç ve yüksek eğitimli kesim ne görüyor da bu ülkenin karardığını, geleceğe bakışı, karamsarlığı hızla artıyor? Lise altı eğitimli ve 50 yaş üstü nüfus ne görüyor da hala dini ve milli söylemlerle aç kalıyor, işini kaybediyor, aç kalıyor, ediyor ama şeye direniyor, mevcut siyasi duruşa direniyor. Peki buradan nasıl çıkabiliriz? Buradan şöyle çıkabiliriz. Bu eğitimli kesim ve özellikle genç nüfus üzerinden bir geleceği yok ediyoruz. Biz bugün kendi geleceğimizi, ben konuklarınızın affına sığınarak söylüyorum, yani hepimizi aynı potada söyleyerek söylüyorum. Biz kendimizden vazgeçtik, tamam. Biz kendimizi bıraktık. Yani biz bu ülke için kendimizden vazgeçtik, kendi şeyimizden vazgeçtik. Ama rakamlar şunu söylüyor. Ülkenin geleceği genç ve yüksek eğitimli nüfusta bitiyor. O zaman ülke bitiyor. Yani biz kendimizi tamam bırakalım edelim ama genç ve yüksek eğitimli kesim açısından bu ülke tabiri caizse yıkılma noktasına geliyor. Yani herkes yurt dışına gitme, bütün rakamlar bunu gösteriyor. Umudunu kaybetme. O zaman bu ülkeyi nasıl kurtarabiliriz? Şu noktayı değerlendirmek lazım. Biz hala bu saydığım lise altı eğitimli ve 50 yaş üstü nüfusa çocuklarının geleceğini veya torunlarının geleceğini mahvettiklerini veya hapsettiklerini veya bitirdiklerini bilmeleri gerekiyor. Yani bu siyasi tutku olabilir, insanların bazı tutkuları olabilir ama bu tutkuları kendilerini bırakın, kendi evlatlarını veya torunlarının geleceğini bitiriyor. Çünkü rakamlar bunu gösteriyor. Yani ülkenin geleceği bu açıdan bitiyor. Onun için bu yaşanan olayların, iktisadi olayların dozu arttıkça başka doz artıyor. Şiddet dozu artıyor. Ekonomik sıkıntı yükseldikçe başka şeylerle örtülme geliyor bunun üzerine. Vallahi çözüm yollarıyla ilgili gerçekten daha genişle tartışmak gerekiyor ama evet. Ben olayın özetini iktisadi sorunlardaki artışın örtülmesi olarak görüyorum. Peki. Sayın Kahveci, ekonomiyle ilgili yorumunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi bu haftanın öne çıkan önemli gelişmelerinden bir tanesiydi aslında güvenlik soruşturmasının reddedilmesi, güvenlik soruşturması kanun teklifi. İktidar mensupları mecliste olsaydı ne olurdu diye sormak istiyorum ve önümüzdeki salı günü yeniden oylama yapılacak. Bu oylamada ne çıkar ve şu an işlenen süreç usule uygun mu? Şimdi iktidar mensupları, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki partinin üyeleri mecliste olsaydı ne olurdu sorusunun cevabını bilemem. Evet. Ama şimdi böyle bu soru yanlış bir soru. Çünkü yani iş tüzüğe göre meclisin çalışmalarını nasıl yürüteceği belli. Hı hı. Şimdi orada bir işte süreç yaşanıyor. İşte tümü üzerine görüşmeler bitince yapılacak bir şey var. Maddelere geçilmesini oylamak. Şimdi gördük biz görüntülerde. Maddelere geçilmesi oylandı. Yani ekranda belki her taraf görünmüyor ama ekranda göründüğü kadarıyla zaten evet oyları hayır oylarından oylarıyla karşılaştırılamayacak kadar azdı. Şimdi divanda partilerin temsilcileri var. Şimdi onlar oylamaya itiraz etmedi. Yani oylamaya itiraz etmedi. Başkan da İşte gördüğümüz kadarıyla kabul edilmemiştir dedi. Bitti. Şimdi gerçekten Özgür Özel'e niye pişman ederim dedi. Niye öyle yakışıksız, inanılmaz bir tepkiyle kan ter içinde koşarak geldi anlamak mümkün değil. Yani meclis başkan vekili işte toplu... Avrupa İnsan, pardon, nasıl yürütüleceği konusunda maddelerin açık olması, öngörülebilir olması, yani insanların geleceklerinin güvencede olduğunun anlaşılması gerekir diye iptal kararı vermiş. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu fişleme, yani zaten İçişleri Bakanı ne dedi?
dedi. Biz öyle mahrem şeyleri biliyoruz ki dedim. Ya bir kere İçişleri Bakanı gibi bir insanın başkalarının mahrem şeylerini bilme hakkı diye bir şey olamaz. Her şey yasal olarak dinleniyorsa, izleniyorsa, o yasal süreçler içerisinde hangi soruşturmanın konusuysa orası bilir. Bir tarihlerde bir Zeyir Hafiye İçişleri Bakanımız vardı, Sükan. O da böyle derdi. Solcuların nefes alışlarını bile biliyoruz, izliyoruz. Ya bu iftihar edecek bir şey değil. Anayasasında her şeye rağmen hukuk devleti diye yazıyorsa, demokrasi diye yazıyorsa, yani kişilerin güvencesi diye kurallar varsa, böyle bir, o yüzden böyle fişleme olarak adlandırıldı. Bazı AKP'lilerin de rahatsız olduğu anlaşılıyor. Dışarıda duruşları, ya biz bu işe bulaşmayalım arayışıdır deniliyor. Şimdi hangisi doğrudur bilemem. Hı hı. Ama benim bilemediğimi Şentop da bilemez. Yani kuliste durup da oylamayı fark etmemek mümkün değildir. Yani kulisle salon iç içe gibidir. O yüzden her milletvekilinin asli görevi kulise çıktığı zaman içerideki oylamanın geldiği aşamayı bilmektir. Ve milletvekili bunu mutlaka bilir. Dolayısıyla oylama yapılmışsa oradan dönemezsiniz. Ama bunlar şunu da ortaya koymuş oluyor. Bakalım ne olacak salı günü. Bir kere Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Bu aşamada mı Anayasa Mahkemesi'ne götürürler yoksa sonucu bekleyip öyle mi götürürler bilmiyorum. 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması gerekir. Bu tabii kabul edilemez bir yaklaşımdır. Büyük bir ayıptır. Büyük bir demokrasi ayıbıdır. Ve büyük bir parlamento ayıbıdır. O yüzden bu ayıbın bertaraf edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. O kadar. Ama gerçekten olayın nasıl olduğunu tahmin edin sorarsanız, işte Beştepe'den doğrudan Şentop aranmıştır. O da kan ter içinde koşup gelmiştir. Tıpkı o Berberoğlu ve iki HDP'linin yan yana İşte kesinleşmiş kararlarını işte bilgiye sunmak gibi, tıpkı Gergerlioğlu olayındaki ısrar gibi, bilgiye sunmak gibi bir olaydır ve çok gerçekten ayıp, parlamento ayıbıdır. Salı gününü göreceğiz ve bekleyeceğiz. Sayın Özcan'a niye yapmıyorlar? Bir boyutunu Sayın Kazan vurguladı. Böyle bir şey de olabilir gerçekten. Yani çünkü çözülme yalnızca seçmen düzeyinde olmaz. Çözülme her düzeye yansıyabilir. Yani ben AKP ve MHP milletvekilleri içinde de önümüzdeki dönemde bütün otoriter yapıya rağmen farklı seslerin giderek güçlenebileceğini varsayıyorum. Yani iki partinin ortaya çıkmış olması, yani AKP'nin kurucu kadrolarından iki partinin şekillenmiş olması çok tesadüfi bir gelişme değil. Aslında bir tepkinin de bir sonucu. Önümüzdeki dönemde bu olasılık güçlenebilir. Bunun güçlenmesinin en önemli kriterlerinden bir tanesi şu, yalnızca toplumsal vicdan harekete geçirmek meselesi değil gerçekten. Ya bunların, yani bu anlayışın kalıcı olmayacağını gösterebilmek gerekiyor. Bu anlayışın kalıcı olmayacağını gösterdiğimizde de ben iktidarda da çözülmenin derinleşeceğini düşünüyorum. Çünkü iktidar dediğimiz kurgu artık şuna dönüşmüş durumda. Gerçekten son derece dar oligarşik bir yapıya dönüşmüş durumda. Yani bu oligarşik yapı bir tek şansı var gerçekten. Yukarıdan talimatla süreci yönetmek, ama bu da yetmiyor. Yani bunun yetmediğini yalnızca meclis tartışmalarda görmüyoruz. Geçtiğimiz hafta TÜSİAD'ın yaptığı açıklamalar önemlidir, dikkate almak gerekiyor. Yani TÜSİAD Türkiye'de işin doğrusu çok uzun süredir son derece korkak, çekingen ve mümkün olduğu kadar sürece müdahil olmayan bir tavır sergiliyordu. Ve TÜSİAD, yani o 1970 atıfında da bulundukları için söyleyeyim, 1978'lerde, 79'larda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla ilgili boy boy gazete ilanı veren TÜSİAD aslında iktidarın el değiştirdiğini hepimizden daha iyi biliyordu. O anlamıyla güçler dengesinde el değiştirdiğini biliyor, ama TÜSİAD bile bugün konuşma noktasına gelmiştir. Demokrasinin işletilmesinden, hukukun işletilmesinden, serbest piyasa ekonomisinin yeniden kurallarına göre oynanmasından bahsetmektedir. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda meclisteki oylamanın
bu güçlerin de harekete geçmesi açısından ya da geçirilmesi açısından muhalefete ben görev düştüğü kanaatindeyim. Muhalefet bu rolünü daha güçlü bir biçimde oynayabilir. Biz şu gerçeği değiştiremeyiz. Yani şu anki mevcut iktidar, giderek darlaşan o oligarşik yapı kendi söylemleri dışındaki hiçbir söylemi kabul etmiyor, etmeyecekti. Yarın da etmeyecek. Ancak biz bütün şeyimiz bu alanın genişletilmesi olmalıdır. Yani bu alanın genişletilmesi ve buraya yeni bir alternatifin sunulması gerekiyor. Bu da işin doğrusu Türkiye'deki şu anki iktidar karşıtı iktidarın karşısında konumlanan bütün siyasi partileri doğrudan ilgilendiren bir gerçeklik. Burada evet. mevcut muhalefetin bana göre en önemli işlevlerinden bir tanesi bunların gidici olduğunun gerçekten bir biçimde gösterilmesi ve artık bu siyasal iklimin değişmesi gerektiğine geniş kitleleri bir biçimde ikna etmesi, etkilemesi gerekiyor. Bu olmadığı zaman şöyle çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız çünkü. Yani burada gerçekten birçok şey öngörülebilir olmaktan çıktı. Yani siz diyelim ki mevcut siyasi süreci öngörülebilir olarak göremiyorsunuz. Yani öngörülerinizin o anlamıyla klasik kuramlarla bile tarif etmeye çalışsanız olmuyor. Bu ekonomi için geçerli, hukuk için geçerli, siyasal kültür açısından geçerli. Öngörülebilirliğin ortadan kalkması hayatın bütün alanlarını olumsuz etkiler. Yani evet. Türkiye'yi de bir bütün olarak olumsuz etkileyeceği için ya bu kararın üzerine gitmek gerekiyor ama bu karar her şey değil. Yani resmin tümünde çünkü çok ciddi bir sıkıntı var. Yani bu kararın kendi bir de gayri ciddilik de var orta yerde tabii. Yani öyle bir rahatlıkla hareket ediyorlar ki diğer siyasi kaygıları kenarda tutarak söylüyorum. Nasıl olsa geçer kaygı şeyi de var burada. Yani böyle bir alışkanlık oluşmuş durumda. Ya bu gerçekliğin daha hızlı deşifre edilmesi gerekiyor ve hesaplaşmanın biraz sisteme doğru yürümesi gerekiyor. Burada da belki de yani programın da en başında bana sorduğunuz için söyleyeyim. Ya biraz siyasi cüretin artması gerekiyor. Evet. Siyasi cüret artmadığı sürece bizim şöyle bir bizde de şöyle bir alışkanlık ortaya çıkıyor. Bir şeyleri eleştiren, itiraz eden ama sonuç alamayan bir süreç ortaya çıkıyor. Bu son derece tehlikeli bir şey. Bunu değiştirmek lazım. Bu nedenle de Türkiye'de demokratikleşmeyi isteyenlerin, evet. Ya meclisin şu halinde bile hukuku isteyenlerin daha kararlı ve cüretkar olması gerekiyor. Peki Sayın Serhat, şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Demirtaş'ın 3. ittifak çakışı da var. Yine aynı şekilde bunları da konuşacağız ama Sayın Kahveci'ye dönmek istiyorum. Biraz fazla beklettim. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi almak isterim Sayın Kahveci. Şimdi bir ülkede kurumlar zarar görürse, kurallar zarar görürse faturayı ben iktisatçıyım, iktisadi olarak evet. değerlendiriyorum. Lütfen. Faturayı 84 milyon öder. Yani hepimiz bu faturayı öderiz. Ama burada biraz önce bahsetmeye çalıştığım bu faturayı maalesef bizden daha fazla bizim gelecek nesiller ödeyecekler. Yani biz bugün bu yıkımın devlet kurumlarının veya devletin içerisindeki kurumların yıkılmasının faturası giderek artarak önümüzdeki dönemlere yansıyacak. Yani burada Sayın Saraç'ın söylediği TÜSİAD'ın açıklamasıyla ilgili de söyleyeceğim. Yani geçmişte de Türkiye'de gerçekten yanlış yerlerde çok fazla açıklamalar yapıldı. Şimdi doğru yerler gelince de açıklamaların etkisi düşüyor. Yani bu böyle de bir sorun var. Şimdi TÜSİAD noktasında baktığımız zaman bugün sorunlar ortaya çıktı. Sorunlar ortaya çıkmadan da bazı uyarılar yapılması gerekirdi ama çok fazla orada açıklamalar oldu filan etkisini azalttı. Şimdi TÜSİAD bu açıklamayı yaptı da bizim için mi yaptı? Yani bütün Türkiye için mi yaptı? Evet, bütün Türkiye için yaptı ama biraz önce söylediğim örnek üzerinden vereceğim. Hani o minibüs şoförü anahtarı polise bıraktı, alın sizin olsun dedi ya. Şimdi iş dünyasına baktığımız zaman Türkiye'nin sermaye dağılımında, sermaye gelişimine baktığımız zaman şöyle bir nokta var. En alt %55'in gelirden aldığı pay ciddi şekilde bir artış eğilimi gösterdi. En üstteki %5 de arttı. Yani en alttaki %55 arttı, en üstteki %5 de arttı. Ne oldu biliyor musunuz?
ortada kalan %40 orta sınıf dediğimiz şey ülkelerin, demokrasinin, sistemin bel kemiği veya varlığının ana sebebi olan o %40 orta sınıf çöktü. Orası çöktü. Oradan çıkan şey en alt taban sınıf ve en üst sınıfa geçerken en orta sınıf çöktü. Şimdi bu buradaki sonuç neye geldi? Eğer sermaye de burada konuşmazsa o sermaye de o minibüs şoförünün anahtarı teslim ettiği gibi sermayelerini de anahtarını bırakıp gitme durumuyla karşı karşıya. Ben yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl önce bir yazımın başlığını bu konuyla ilgili şöyle bir başlık atmıştım. Mıy 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 mıy. Yani mıy mıy yaparak ticaret odaları, sanayi odaları ya en fazla siz kaybedeceksiniz. Yani TÜSİAD komisyada da bir de çağrı var Sayın Kahveci. İşlemlerinizi durdurun, insanları evlerine gönderin korona pandemi sürecinde artan vaka sayılarına karşı. İnsanları evlerine gönderin ama maaşlarını da ödemeye devam edin çağrısı var TÜSİAD'a, MÜSİAD'a aynı şekilde. Bu karşılık bulur mu dersiniz? Yani bunu bu çağrıyı kim yaptıysa bilmiyorum ama hayal dünyasında yaşadığını düşünüyorum. Yani yani kimde bu kadar sermaye var da kim bu sermayeyi çalışanlara bırakın bunu. Bakın 2020 yılında pandemi öncesi 2020 yılı bütçesi pandemi öncesinde hazırlandı 2019 yılı sonlarında. İşte 959 milyar lira ne gelir toplamayı hedefliyordu. 73 milyar lira fazla gelir topladı 2020 yılında pandemi yılında Ankara merkezi hükümet. 73 milyar fazla eksik değil. Bakın pandemi dolayısıyla az para topladı değil. 73 milyar fazladan para topladı. Peki bu paranın kaç lirasını millete verdi? 8 milyar lirasını. 8 milyar liranın da 2 milyar lirasını IBAN vererek geri topladı. Şimdi biz 40 yıldır, 50 yıldır, 100 yıldır vergi verdiğimiz devlet Avrupa'da, Amerika'da vatandaş bunu söylüyor. Evet. Yani sen bana bir pandemide sahip çıkamıyorsan ben sana bu kadar şeyi niye verdim? Pudra şekeri için mi verdim bu kadar vergiyi? Yani bu kadar fazla vergiyi niye verdik yani? Bu vergiler niye verildi? Niye ödendi? Efendim mücbir sebep olarak bakın ne yaptılar mücbir sebepte? Ankara'mız yani merkezi hükümetimiz veya Cumhurbaşkanlığı kabinemiz şöyle bir şey yaptı mesela havalimanı üzerinden örnek vereyim. Dedi ki hazine garantili müteahhitler siz havalimanında hani dükkanlar falan var onları kiralıyorsunuz. Bu kiralama karşılığında devlete bir para ödüyorsunuz ya. Dedi ki bu pandemi var siz 2020 yılını hiç ödemeyin. Ben sizden devlet olarak o dükkan kiralarıyla ilgili 2020 yılından hiç para almayayım dedi. 2021 ve 2022 yılında alacağım paraların kira gelirlerinin de %50 indiriyorum dedi. Mücbir sebep olduğu için. Ama aynı hazine garantili müteahhitlere köprülerinde olsun, yollarında olsun, havalimanlarında verilen yolcu garantileri olsun döviz bazında ve artan kurla bütün parasını ödedi. Orada hiçbir mücbir sebep yok. Ama vatandaşa gelince, millete gelince ne diyor? İşte zaten işsizlik fonundan ödeniyordu bu kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin. Bunların hepsi işsizlik fonundan ödenen paralardı. Onu bile kestiler. Bakın işsizlik fonundan ödenen parayı bile kestiler. Peki o zaman niye işveren şey yapsın çalıştırmadığı işçiye? Ürün almadığı işçiye para ödesin. Ankara niye ödemiyor? Daha fazla vergiyi toplamış, daha fazla parayı almış. Burada şu şeyi söyleyelim. Yani Türkiye'nin yönetilmediğini ve yönetilmemenin de sonucu olarak da ortaya çıkan ağır ekonomik faturayı bütün vatandaş ödüyor ve bu vatandaşın ödediği faturanın da örtülmesi için oradan buradan başka işler ortaya çıkarılıyor. Evet, peki çok teşekkür ederim Sayın Kahveci. Aktardığınız bilgiler için ve iktisadi olarak bir bakış açısı sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sayın Kazan'a dönmek istiyorum. Şimdi 3. ittifak tartışmaları var. Selahattin Demirtaş'ın, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bir açıklamaydı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'den de peşi sıra açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu iki ittifak var, Millet ve Cumhur İttifakı dedi. Akşener ise tuzağa düşmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Üçüncü bir ittifak olabilir mi diye hemen buradan net bir soru sormak istiyorum. Tabii bu soruyu yanıtlayabilmem mümkün değil. Yani ben hukuksal tartışmalarda evet. Size yardımcı olmak için işte görev saydım. Bunu Saraç'a soralım önce isterseniz. Peki Sayın Saraç ben hukuki olarak değerlendirmenizi rica yok, etmek isterim. Yok onun hukuki de çünkü tam neyi kastediyor tam politik bir değerlendirmeyi evet. Gerektirir yani. Peki Sayın Saraç sizden alalım. Hocam bunu çok rahat cevaplandırır tabii yani o engin bilgi birikimiyle kesin evet. Cevaplandırır. Yani ben hep şöyle düşünen birisiyim.
Bakın bu sorunun cevabı da orada. Turgut Kazanların sayısı artması gerekiyor. Yani bu o geleneği, Turgut Kazan geleneğinin büyümesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani ittifak tartışmaları meselesine de bile bu gözle bakmak lazım. Bakın şunu söylemek zorundayım. Bu soruya cevap vereceğim ama bak. Ya 1932 Almanya'sındaki resim neydi biliyor musunuz? 1932 Almanya'sındaki resim şuydu. Hitler %33 civarındaydı. Sosyal demokratlar %30'a yakındı. Komünist Parti de %20'lere yakın oy oranındaydı. %14-15 oy oranındaydı. Ve 1932'de komünistlerle sosyal demokratlar ittifak yapamadılar. Ve Hitler'in çok hızlı gelişebileceğini varsayamadılar. Ve Hitler 9 ayda iktidarı tümüyle ele geçirdi. Yani bir boşluk da vardı, siyasal boşluk da vardı. Ve 1932-33 Almanya'sında 9-10 aylık sürede kendisi dışındaki bütün siyasi partileri yasakladı. Parlamentoyu fiili olarak, el değiştirdi. Sokaktaki güçler üzerinden, kahverengi gömlekliler üzerinden de sokağa da bir biçimde teslim aldı. Şimdi bakın ortada böyle bir yer. Ve 1932 Almanya'sındaki sosyal demokratların ve komünistlerin gücü bugün bizim ülkemizdeki güçle orantılı da değildi. Son derece güçlü ve örgütlüydü. Şimdi bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani ülkemizde Millet İttifakı Türkiye açısından bence CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli siyasi başarılarından bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ezber şuydu, bu iktidarın kurgusu da oydu zaten. Yani bu ülkenin %30-35'i sola, sosyal demokrasiye oy verir. Buradaki potansiyel bellidir. Sekülerlerdir, laiklerdir, geleneksel olarak yani böyledir. Kısmen Alevilerdir ve Kürtlerdir diye bakıyorlardı. %60-65'ini de zaten sağ ve muhafazakarlar kontrol ediyor. Bu anlamıyla da aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurgusu iki partili sistemdi. Kendileri de ilan etmişti ama iki partili sistem bunun üzerine oturuyordu. Bu ezberi Millet İttifakı bozdu. Yani Türkiye'de birçok yerde söylediğim için tekrarlamak durumunda kalacağım. Yani aynı kaldırımda yürürken karşılaşanların kaldırım değiştirme ihtiyacı hissettiği bir ortamda farklı siyasal ve sosyolojik gruplar ortak hareket etti. Ne zaman ortak hareket etti? Aslında bu işin doğrusu bana göre 2015 gezi eylemlerinden itibaren başladı. Ama mesela 2017 referandumunda ete kemiğe büründü. Hayır kampanyasının ortak özelliğine bakalım. Kendisini sosyalist olarak ifade edenlerle milliyetçi olarak ifade edenler aynı kulvarda buluştu. Kendisini muhafazakar ilan edenlerle kendisini sosyal demokrat ilan eden aynı kulvarda buluştu 2018'de ve sonuçta 2019 seçimlerinde de bunu net gördük. Şimdi bunu derinleştirmek gerektiği kanaatindeyim. Burada şöyle ciddi bir sıkıntı var. Üçüncü İttifak tartışması yalnızca HDP ve Demirtaş'a özgü değil. Karamollaoğlu'nun açıklamalarına da yansıyor. İyi Parti merkezli bir üçüncü ittifak olabilir tartışmalarına da yansıyor. Teorik olarak mümkün mü? Mümkün tabii. Yani çünkü sonuçta Türkiye'de HDP ile bir yan yana gelememe kaygısı inanılmaz gelişmiş durumda. İktidar da bunu sürekli besliyor. HDP'nin kapatılması, Gergerlioğlu'na yönelik yapılan operasyonlar, evet, ortadaki fezlekeler bunu çok net bir biçimde gösteriyor. Ve bu ürkek tavır bir üçüncü ittifakı zorluyor. Olması gerekeni söyleyeyim, daha da uzatmayayım. Ben normal olarak Türkiye'nin bir üçüncü ittifaka ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim. Yani Millet İttifakı'nın Demokrasi İttifakı'na doğru genişlemesi gerekiyor. Ve Demokrasi İttifakı'nda da ben bu ülkede sistemin demokratikleşmesini, sistemin laikliğin yeniden ayakları üzerine dikilmesini, hukukun işlevsel hale gelmesini isteyenlerin yan yana gelmesi gerekiyor. Ve burada Kürtler olmadan olmaz. Bakın 16. yüzyıldan bu yana bizim coğrafyamızda 1920'lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi olarak da 1923'ten itibaren 1920 tipiktir. Kürtlerin destek vermediği hiç kimse siyasal olarak iktidar olamamıştır, iktidarda kalamamıştır. Bu anlamıyla da Türkiye'de eğer bir demokrasi inşa edeceksek hem bu sorunun çözülmesi açısından, demokratik yollarla çözümü açısından hem de bir iktidarın tesis edilmesi açısından ben Millet İttifakı'nın genişleyerek bir demokratik ittifaka dönüşmesi, bu anlamıyla da HDP'yi de sürece dahil eden, bir biçimde bunun formülasyonunu bularak HDP'yi de sürece dahil eden daha geniş bir ittifakın olmasından yanayım. Böyle bir ittifakta
Sayın Turgut Kazan gibi isimlerin de ben ciddi rol olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin şöyle isimlere ihtiyacı var. Bakın geçmişte bu önemliydi gerçekten. Türkiye'nin eğer akil insanlardan bahsedeceksek bu isimlerin daha fazla öne çıkması lazım. Daha fazla yapıştırıcı olması lazım. Deyim yerindeyse yanlış anlaşılmasını istemem ama daha fazla risk alması gerekiyor. Çünkü biz biraz uzattım konuyu farkındayım ama biz şöyle bir rahatlık içinde değiliz. Yani son iki haftalık gelişimleri bile takip ettiğimizde işlerin rahatlaması yerine daha da sertleşeceğini görüyoruz. Bu anlamıyla da Sayın Turgut Kazan burada olduğu için kendisine de gerçekten hem seviyorum hem saygı duyuyorum. Yani çok önemsiyorum. Turgut Kazan gibi isimlerin bu süreçte ittifakı geliştirmede daha fazla rol alması ve daha geniş bir demokrasi ittifakının kurulması gerektiğine inanıyorum. Sayın Kazan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kapatıyor musunuz? Son bir 5 dakikam kaldı, 2-3 dakikam kaldı. Değerlendirmenizi alayım. O zaman ben yani yine kendi alanımda bir AYM sunuşu yapayım. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması. Tabii Bahçeli bunu niye ısrarla söylüyor onu anlayabilmiş değilim. Hı hı. Tabii aslında HDP'nin kapatılması da bir gündem içinde olsaydı onu da tartışmak isterdim ama bir kere Anayasa Mahkemesi önce herkes bilsin ki işte referandumdan sonra özellikle 2017 referandumunda yani en son işte hükümet sistemini değiştiren referandumdan sonra adım adım zaten Anayasa Mahkemesi olmaktan çıkarıldı. Biz Anayasa Mahkemesi fikrini savunuyoruz. Yoksa bugünkü Anayasa Mahkemesi'ni de tam Anayasa Mahkemesi olarak görmüyoruz. Zaten kişiler de değişmekte. İşte İrfan Fidan da oraya getirildi. Örneğin İrfan Fidan olayı tam bir yetki saptırması ve anayasaya karşı hile yoludur. Yani düşünebiliyor musunuz? Anayasaya karşı hileye başvurarak Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiyorsun. Şimdi o Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu değişiyor. Yani doğrudan Erdoğan diyene değişiyor. O yüzden şu anda kıl payıdır. Önümüzdeki kararlarda bu değişimin sonuçlarını göreceğiz. Daha İrfan Fidan oturumlara katılmaya başlamadı. Şimdi bir kere bunun bilinmesi gerekir. İkincisi AYM'yi kapatalım. Ya bir kere anayasa değişikliği yapmak gerekir herhalde. Bunu göze aldığınızı varsayalım. Sayın Erdoğan'ın da göze aldığını varsayalım. Ama ben Sayın Erdoğan'ın göze alacağını sanmıyorum. Çünkü zaten arka bahçesi yapacak. Önemli ölçüde o noktaya geldi. Ya bir kere anayasayı değiştirmek için 400'ünüzün olması gerekir Sayın Bahçeli. En azından 360'ınızın olması gerekir. O yok. Nasıl kapatacaksınız? Şimdi hani biz böyle bir şey koysaydık darbe mi yapacaksınız derlerdi. Şimdi 360'ınız yok, 400'ünüz yok. Neyle kapatıyorsunuz? Bu zaten mümkün değildir. Kamuoyu böyle bilsin. Son olarak da ben işte geçenlerde yani sanıyorum dün bir tweet atmıştım Bahçeli için. Hı hı. Yani orada anlatıyordum ki ya MHP'nin başlangıcı Millet Partisi'dir. Millet Partisi'ni Ankara 4. Hukuk Mahkemesi kapattı. Yani 53 yılında. Sonra işte herhalde Bölükbaşı sürdürebilmek için tekrar kurdu. Bölükbaşı yani MHP'nin başlangıcı olan partiyi anlatıyorum. İşte Bölükbaşı da büyük belalarla karşı karşıya kaldı. İşte tutuklandı. Ona oy veren Kırşehir ilçe yapıldı. 57 seçimlerinde cezaevindeyken seçildi. Yani siz bu geçmişi bilmiyor musunuz? Bilmeniz gerekir. Yani sulh hukuk mahkemelerinin kapatabildiği bir parti rejimini 61 anayasası aldı. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır vurgusu yapıldı ve Anayasa Mahkemesi güvencesine bağlandı. Ben bunu işte atınca bu açıklamayı herhalde bir MHP'liden bir yanıt geldi.
diyor ki bir eksik, burada bir eksiklik var. Herhalde Bölükbaşı partiyi yeniden kurduğunda partimizin programında Türkiye'de ilk anayasa mahkemesi kurulmasını öngören partidir ayrıca Millet Partisi. Yani MHP'nin öncülü olan Millet Partisi o arkadaşın verdiği bilgiye göre programında da anayasa mahkemesini önermiş. IMF konusunda da bu bilgiyi aktardıktan sonra söyleyeceklerimi noktalıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Kazal, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Sayın Saraç, size de çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Gündem özeli ben burada sonlandırıyoruz.